Meet in the Middle'ı görmüş değil mi? Meet in the Middle çok benzeyen bir problem. Coin'lerle şey yapmaya çalışıyoruz. Yani en az coin kullanarak bir tane x sayısı var. Bunu bulmaya çalışıyoruz. En az sayıda coin kullanacağız, toplayacağız ve x sayısını elde edeceğiz. Şimdi burada örnekler var. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 falan. Meet in the Middle kullanarak yapabiliriz değil mi bunu? Çok doğru bir çözüm olur. Combi search deseydik. Meet in the Middle. Yani nasıl? Bütün yani toplamlara bakardık. Olabilecek her türlüsüne. Sonra arasından en küçüğünü seçerdik. Değil mi? Meet in the Middle'da çok rahat yapardık. Ama kompleksi ne olurdu? Meet in the Middle'ın sabit bir kompleksi var. 2 üzeri 10 bölü 2. Değil mi? Yani nasıl yapacağız? Meet in the Middle'da olsaydı şöyle olacaktı. Atıyorum 20'ye. Ben şöyle toplaya toplaya geliyordum ya. Birden fazla da kullanabilirim bu arada. Kullanabiliyor muyum ya da? Aynen kullanabiliyoruz birden fazla. Atıyorum Meet in the Middle'da şöyle diyecekti. Ha, kompleksi birazcık daha artıyor tabii de birden fazla kullanabildiğimiz için ama yine doğru bir çözüm olacak. Atıyorum 1'i 1 kullanımda yapabilirim. 2'yi 2 kullanımda yapabilirim. Ve sonra 3'ü 3 kullanımda yapabilirim mesela. 1 için bunların hepsini yazacağız. Sonra 520'yi 520 kullanımda yapabilirim. Gibi. Nepsek problemine giriyor gerçi. Tamam. Meet in the Middle. Eğer tek şey olsaydı Meet in the Middle kullanılabilirdi. Birden fazla olunca bunun ismi değişiyor biraz. Ama benzer bir algoritma yapılıyor. Onu da sonradan anlatacağım. Ama temeli şu. 2 için ya 2'yi kaç farklı, yani 2'yi minimum kaçla yapabilirim? Yani minimum kaç coin kullanarak 2 sayısını elde edebilirim? Ya 520'yi mesela 520 tane kullanarak elde edebilirim. En başta sadece 1'e bakıyorken. Sonra 2'ye bakacağım. 2'yi 1 tane kullanarak elde edebilirim. 4'ü 2 tane kullanarak elde edebilirim falan filan. Sonra 5'e bakacağım falan. Onları minimum yapa yapa devam ettireceğim. Bunun özel bir adı var. Sonradan geçeceğiz buna. Şimdi greedy algoritm. Şimdi greedy yaklaşım, düşünebileceğiniz her türlü yaklaşım greedy gibi bir şey. Başlıyoruz mesela. Nasıl bir yaklaşım yapılabilir bu probleme? Diyorum ki, problemde şunu soruyordu bu arada, tekrardan netleştirelim. En az kaç tane coin var, coin kullanarak ben bu 520 sayısını elde ederim? Nasıl bir yaklaşım yapabiliriz greedy? Evet. Aynen. Akla ilk gelen budur yani. En büyük coin'i seçersin. Oradan atarsın ki yani daha mantıklı değil mi? Bu mesela bir greedy yaklaşım. Doğru çalışacağı garanti mi? Değil. Ama mantıklı şimdi değil mi? Şimdi o zaman ben de diyorum ki şöyle bir şey olsun. Yani şu bu örnekte böyle diyelim ki. Bize diyor ki ya çok basit bir örnek vereyim size. 6, 7, 8, 13'ü elde et diyor bize. En büyüğü aldım. Bitti. Tamam. Bu tarz bir şey başımıza gelebilir. O yüzden greedy hoş değil. İspatı da yok. Yani şunu 8'e aldığım anda bitti yani şeyi alamıyorum. Tamam. Ya greedy temel anlamda bunu yapıyor ya. General case şey. Ama bunun nepsek algoritmi diye bir şey var. Şu an anlatmam gerekiyor mu bilmiyorum. Bunun genel çözümü. Tamam. Nepsek algoritm yarın anlatılacak. Bu greedy yaklaşımın şeyini yani asıl doğru çözümünü şey yapıyor yani. Nasıl olması gerektiğini yapıyor. Burada hani diyorduk ya meet in the middle demiştim. Farklı adlandırılmıştım. Böyle bütün subsetleri deneyeceğiz. Bunları yapacağız falan filan. Bu zaten complete search olur. Bayağı amele. Bunun bir de dinamikleştirilmiş versiyonu var. Ona özel bir ad takılıyor. Nepsek. Bu tarz problemlere. Bizim yaptığımız şey ne olacak? Ya complete search yapsaydık. Birden kaç tane seçeyim? 2'den kaç tane seçeyim? 3'ten kaç tane seçeyim? Ya 5'ten kaç tane seçeyim falan filan öyle 10'dan kaç tane, bundan kaç tane falan filan diye git. Bütün seçenekleri yap. Meet in the middle yapılabilir ya da direkt complete search yapılabilir. Meet in the middle yapmak için düşünmek lazım aslında. Neyse, detaya bu kadar takılmayalım. Greedy algoritm konsepti genelde bu. Tamam. Şimdi problemlerimiz var. Scaging mesela. Problem coin değil miydi? Coin problemi. Şöyle bir şey var ama. Yani bu ilk problemi aynen. Greedy çözümü bu.
Ama kriz çözüm var. Kredin bu problemi zaten. Kredi şeyin her zaman doğru olduğu değil yani. Greedy algoritm. Yani her zaman en iyisini seçmek yani greedy algoritm. Ama greedy algoritm zaten doğruluğu kesin değil. Yani para problemi için bunu kullanamaz mıyız? Nasıl? Para problemi için greedy kullanamaz mıyız yani? Aynen. Bazı durumlarda şey oluyor aslında. Ya burada da şey diyor zaten. This example shows that it can be difficult to argue that greedy algorithm works even if algorithm itself is simple. Tamam? Ya burada bile diyor yani greedy ya bu kadar basit olmasına rağmen greedy çalışmayabilir. Yani şurada olabilecek en basit örneği verdim herhalde. 6, 7, 8, 13. Bulmamız gereken sayı 13. 6, 7, 8 var elimizde. Bu çalışabilir aslında. Hani 8'e bakar olmuyor. 7'ye bakar. Ya bu kompleks search olur işte. Greedy dediğin kompleksi ne kadar olacak? Linear time şey var. Polynomial time diye bir şey var. Polynomial time'da çözmeye çalışılır genelde. Tamam mı? Problemler yani. Sınır aşırı küçük olmadığı sürece n kare, n küp falan filan. Sen bunu açtığın anda, greediler de polynomial time'dir bu arada. Yani ben bunu ekleyeyim, gideyim. Bunu yapmazsam eğer direkt linear search'ten hiçbir fark kalmaz ki. Şunu yapayım. Yani linear search diyorum ya. Complete search'ten hiçbir fark yok. O senin dediğin greedy değil, complete search. Tamam? Yani 8'i denedim, olmadı. 7'yi deneyeyim, olmadı. Şunu deneyeyim, bunu deneyeyim. Burada, bu arada ben buraya 8 değil de şey koysaydım eğer 108 gibi 9, 10, 11, 12, 13 deseydim. Şuraya da bir 20 falan yapsaydım. Şurada bir 220 geliriz zaten oradan. Tamam? Anlaşıldı mı? Başına da 100 ekleyeyim şey olmasın diye. Eskicinin problemi var. Ama çalıştığı yerlerde var tabii de. Sadece bu değil. Ya bu sadece greedy yaklaşımına anlatmak için yapılan bir örnek.